Merhaba sevgili izleyiciler. Şu an Yörükler Derneği Başkanımız Abdullah Duman'la beraberiz. Sayın Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Yörükler Derneği'ne. Hoş bulduk. Çok güzel, nezih bir mekanınız var. İzleyicilerimiz tanıyor sizi ama yine de bir merhaba deyip tanıtabilir miyiz kendimizi? Tabii ben Abdullah Duman. Türkiye'de ilk Yörük Kültür Hareketi'ni başlatan hareketin işte bize nasip oldu, önündeki insanım. Türkiye'de ilk kurulmuş kurumsal anlamda Yörükler Derneği, Antalya Yörükler Derneği'dir. Yörükler Derneği Başkanı olarak ne gibi projeleriniz var? Bizim en büyük projemiz milli kültürümüzü yaşatmak, kaybolan değerleri bulup çıkarmak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın yanında devletin ve milletin birlik ve bütünlüğüne çok önemli katkılarımızın olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız hep bu yönde. Sadece kültürde kalmıyoruz veya sadece eğlencede, oyunda kalmıyoruz. Türkiye ile ilgili gelişmelere de duyarlıyız. Başkanım, gençlerimiz sahip çıkıyor mu acaba? Gençlerimiz sahip çıkıyorlar. Bizim kendi gençlik kollarımız var. Gençlerimiz kendi aralarında sosyal aktiviteler yapıyorlar. Her yıl geleneksel olarak futbol turnuvası yaparlar en az 20 takımla. Onlar bizim yaşlıları ziyaret ederler. Kendi aralarında gün yaparlar, eğlence yaparlar. Folklor çalışması yapıyorlar gençlerimiz yine. Yörükler siyasi bir güç müdür Türkiye'de? Yani yörüklerin birbirlerine bağlılıklarını ve kalabalıklarına bakarsanız siyasi bir güçtür. Ama siyasi bir güç görüntüsü vermezler. Politize olmamış bir kesimdir. Politize olmamış bir topluluktur. Siyasette tavır koyarsa netice alır. Bu alanda iyi bir yörük, kendini yetiştirmiş bir yörük netice alır. Topluma vereceği mesajla iyi bir netice alır. Zira onun bir sözü aynı anda 650 kilometrelik bu şeritte yankılanır. Neler olacak burada? Restoran var. Yani restoran olarak değil de işte insanların oturup çayını kahvesini içeceği, kahvaltı yapabileceği nezih bir yer düşünüyoruz. Antalya hakim bir yer. Antalya'ya kuş bakışı bakıyorsunuz. Buradan denizi görüyorsunuz. Yazında nemi az olan bir yerdir. Yazın burası serin olur. Merkezden çok iyi bir konumda olur burası, şehir merkezinde. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. İzleyicilerimize mesajlarınız var mıdır? Benim mesajım şu. Yörükler Türk milletinin bekasında çok önemli bir unsurdur. Güleceğiz, eğleneceğiz ama milletimizin ve devletimizin geleceğiyle ilgili kafa yoracağız. Son günlerdeki gelişmelere duyarlı kalmalıyız. Eğlencede kalmamalıyız sadece. Benim insanlardan beklediğim şudur, geçmişlerine taş attırmasınlar, tarihlerine, tarihi değerlerine, kültürlerine, inançlarına sahip çıksınlar. Taş attırırlarsa geçmişlerine, geleceklerine de gülle atarlar, gelecekleri de olmaz. Geleceğin tesisi için geçmişlerine sahip çıkacaklar, birlik ve bütünlüklerini korumalılar herkes. Her yörük bulunduğu yerde bir çoban ateşi yakmalıdır. Bu çoban ateşi şafağın ve sabahın habercisidir. Şafak sökecek, sabah da olacak bir gün. Yörüklerde bir güneştir doğacak diyorsunuz. Yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. La 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 la